velil magribi, akşam namazının vakti ise minhu, yani güneşin batışından itibaren başlar, ila magribi şefak, şafağın kaybolmasına kadar devam eder. Peki şafak nedir? Onun tanımını şimdi yapıyor. Diyor ki ve huvel humratu indehuma, İmameyn'e göre şafak kızıllıktır. Yani güneş battıktan sonra gözüken o kızıllık var ya, işte o şafaktır. Dolayısıyla o kızıllık gittikten sonra akşam namazının vakti sona erer İmameyn'e göre ve bihi yufta, ve bu görüşle fetva verilir. Tercih edilen görüş budur dedi müellifimiz merhum. Ve inde Ebi Hanife'te, İmam-ı Azam'a göre eşşefaku huvel beyad, yani şafak kızıllıktan sonra ortaya çıkan bir beyazlıktır. Gökte görülen beyazlıktır demiştir. Yani İmam-ı Azam'a göre akşam namazının vakti biraz daha uzun. Kızıllık gittikten sonra hafif bir beyazlık kalıyor, aydınlık kalıyor. O aydınlığın tamamen sona ermesi, daha zifiri karanlığın, yani karanlığın daha güçlü şekilde bastırmasıyla birlikte yatsının vakti başlar diyor İmam-ı Azam. İmameyn ise biraz daha erken başlar diyorlar. Kızıllık sona erdikten sonra yatsının vakti girer diyorlar. Diğer üç mezhepte, yani İmam-ı Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'de İmameyn ile birlikteler. O sebeple çoğunluk o görüşte olduğu için günümüzde de biz şafağın batışını kızıllığın batışıyla birlikte olduğunu ifade ediyoruz ve onunla amel ediyoruz. Takvimler ona göre yapılıyor. İmam-ı Azam'ın görüşüyle amel edilmiyor. Çünkü o biraz daha meşakkatli, daha geç vakitte yatsının vaktini başlatıyor. Dolayısıyla da fetva çoğunluğun görüşüne göre, İmameyn'e ve çoğunluğun görüşüne göre verilmiş, tercih edilmiş.